2-3 pozisyon şansımız var. Ve o Bak, da çıkmıyor smoke'tan. B'de hala biri olduğunu biliyoruz. Ses de yapmıyor şu an. Tabii infomuz yok başka. Ve Çok yardım güzel. dönecek. Döndü. Çok kötü bir yerden döndü hatta onların yardımı. Güzel. Plant gelecek şimdi. 3 vs 2. İki tane oyuncumuz bağına tarafında oldukça iyi bir pozisyon demektir bu. Çünkü hani gir çık gir çık. İkisi birden oynayabilirler. Retake. Smoke'da da iyi kullandık. Bir 10 saniye daha kazandırır bu bize. Ama işte karşı taraftaki en tehlikeli oyuncular Fight the Disco. Evet, ikisi de Clutch Master. Yani Yani Dark'ta, evet Dark'a yerleştik. şimdi Porphyr'e atacak Fight ve Disco açılacak Ruins'ten. Aman dikkat. Çok zaman yediler yalnız. Şimdi Mayer ilkini buldu. Oh. Önüne çıkıyor Disco. Gelişine. Teşekkürler Disco. Ve Mayer bu round'u getirmiş oldu. Takımımız için artık son round. Belki de Pro Lig'e bu round'u yenip direkt gidebiliriz. Hiç uzatmaya gitmeye gerek yok. Dikkatli oyun, sakin oyun Pro Lig'i getirecek bize. Evet, Zantares'i dediğimiz gibi round başı kaybetmedik. İki tane entry buldu B'den. Ondan sonra da arkası geldi artık. Ya o tuşunun olması çok güzel. Öyle bir oyuncunun. Aynen. Hani basıyorsun tuşuna. Ateşli. Aynen. Berserker Böyle şey olur ya, gidiyor. aynen. Böyle. Ölüyor. Tamam ölüyor ama sıkıntı değil. Hani iki tane, üç tane götürüyor. Şimdi yine Mayer geldi bu sefer ama çok cesur hareket. Eyvah. Freddy. Freddy'ye... Hayır, tam da Eyvah. crosshair'ında yani. Eyvah. Orada iki kişi kaybettik. Canlar da gitti bayağı. Nate'leri yedik çünkü Engin'le Zantares'ten. Yani İşte bu agresifliğe iki kere üstte yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Yani bir önceki round Zantares yaptı. Tutturdu. Yani mutlaka Gassent'in ona bir counter yapması belli zaten. Hani bir karşılık verecek. Direkt Nidda'yla beraber yok olduk. A'ya 3'e 3 girmek zorundayız. Kütüphane, balkon altı, pit içerisi 3 kişi var. Motosumuz hazır. Çıkartacağız onu. Yo, hemen smoke da geldi. İkinci molotof. Apartmanda çok hazırlıklı Disco. Kalix'i yakaladı ve çok az canlı iki oyuncumuz var. Sadece son kalan isim Zantares. Onu da bulurlar. Ve böylece uzatmaya gidiyoruz. Keşke hiç buralara gelmeden bitirebilseydik. Keşke 2-0'la gidebilseydik ama ne yazık ki uzatmaları göreceğiz. Tabii uzatmalar bir yandan bizim için bir avantaj. Godsent'in şu anda 5. Şeyi oynuyor Godsent. 5. 25 artı 25 roundluk haritasını oynuyor. Ama ona rağmen yani bu seviyedeki oyuncular oynayacaklar ve bunun bize sıkıntı olacak. Öyle koştura koştura gidemeyiz. Tabii yani doğru söylüyorsun ama burada şunu söylemek lazım ki 14-8 round skorunu farkını bulduktan sonra da oradan artık haritayı kapatmamız lazım. FaZe Cloud9'a döndü. Yani taktiksel olarak belki burada o maç kadar bir sıkıntı yok. Yani hani yanlışlıkla sürekli dolu beze gittiğimiz falan bir durum yok burada veya aşırı zorlamamız. Ama şu var ki zaten hani kafada haritayı kapatmak üzere olan Godsent'e karşı aşırı hızlı oynayarak biraz onların hani ekmeğine yağ sürdük. Orada belki biraz daha sakin kalabilirdik, belki onların biraz daha sabırlarını zorlayabilirdik. Godsent bu arada sadece haritayı değil birçok şeyi kapatmıştı aslında kafasında. Yani Evet. Pro League, yani zaten Navi'ye gitmişsin 2-1 yenilmişsin. İşte burada iyi haritayı çok ezici bir şekilde yenilmişsin. Şimdi günün 5. haritasında bir comeback yapmışsın ve uzatmalar sanki bir şey söylemek istemiyorum ama buraya Yani getiren Godsent bence bu haritayı büyük bir ihtimalle çevirebilir. çok iyi bir ihtimal. Aynısını Navi'ye de yapmışlardı. Navi'nin dikkatsizliklerini iyi kullanmışlardı. Bu kez de bizim hatalarımızı iyi kullanıyorlar. 15-15. Şimdi uzatmalar başladı. 16K para olduğu için rahat rahat her türlü silah alınabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz bakalım nasıl yapacağız. Evet, 3 tane rampa çıktık. Hemen balanı kontrolünü aldık. Şimdiden de Freddy'yi 50 bıraktık. Tabii o nade'ler artık üçer üçer atıyoruz bana ne ya. Tabii banana tarafından da çok nade yedik. Balkonta evin içerisine ilk giren oyuncumuz Kalix olacak. Bu arada bu boost'u çok bekleyeceğimizi zannetmiyorum. Evet, burası iyi bir açı. Yani bir belki iki bile çıkarabilir oradan kill.
Ama çok rahat kör olur orası. Ki zaten Pyte'da hemen yaklaştığımızı düşünüp bence pozisyonunu bozdu. Risk almadı. Twist'te library'nin yan tarafından evi kontrol ediyor. Smoke'la beraber yavaşlatacak biraz. Bir de bir tarafında bir flash. Sonuç yok. Biz hala B tarafında bu arada agresifiz. Yani hani B'nin kontrolünü vermediğimiz için onlar da rotasyon yapamıyorlar. Derber önünü kapattı. Ama fake attığımız çok belli oluyor gibi Mayer'den. Hani tek başına bir şeyler atıyor, sallıyor, ses yapıyor. Bombası da kalmadı artık. Ama tabi onların ikisinin de counter tarafında olması bir avantaj bizim için. Bakalım saksı boost'unu görecek miyiz? Pas. Şimdi flashlar geldi. Freddy. Bu sesi duyuyoruz. Xantares Mayer'le bir kill almış ama en sonunda Kalik saksıyı vurdu. Şimdi Construction'ın içine kaçacaklar. Fight'ın bu kill'i İşte sıkıntıya sokacak. Bombayı kuruyor. Kalix ama izin vermedi. Yo. Bombayı kurduk ama ne değişir yani ki? Yani kurduk ama... Şey değil, uzatma roundundayız yani. Yani bir sürpriz yapmayı denedik. Hani CT'ye smoke atmadan çıkalım diye ama yani buna da gerek yok. O kadar bombamız, nade'imiz varken. Bedava bir round oldu bu. ...16-15. Nerelerden geldi bu harita? 14-8'lerden ben söyleyeyim sana yani. Ben de pek bilmiyorum ama... Yani bu hale nasıl geldi bu harita? Çok zor. Mayer AWP almış. Yani bir hata yapmalarını bekleyeceğiz. Ama pek hata yapacaklarını zannetmiyorum. Bu arada... Evet. Tabi para çok olduğu için yani dediğim gibi uzatmada sıkıntı yok. Mayer bir gelip acaba elbaşı hani enter bulur muyum dedi AWP'yle midden bakarsa twist. Ama onu bulamayınca tekrar dönüp keleşine oynamaya karar vermiş durumda. Bakalım Banana da iki oyuncularını bekletiyor Godsend. A3 çok klasik bir oyun. Yalnız biraz açıklar Banana da. Yani eğer bir flash'te çıkarsak termik yapabiliriz. Şu an onu atacağız. Güzel bir açı bu arada. Xantares. Aman. Ne diyedik galiba? Hayır, yememişiz. Oo, çok güzel. Smoke içi buldu Kalix. Balkonda dolanıyordu Disco. Onu yakaladı. Şimdi 4'e 5. Her site, 2 site'da da ikişer oyuncuları var. Nereye girsek 5'e 2 oynayacağız ama bakalım. Nico'ya yerleştirdiler birisini. O da Hempus galiba. Boiler'da Kalix. Short tarafını kontrol ediyor Fight. Az B split yapacağız. Eyvah. Eğer Freddy vurursak... Çok vurduk. İyi oynadı. Tamam. Tek kaldı şu an B tarafında. O da Hempus. Onu da vurunca şu an site boş. 2'ye 3 pozisyon. Bunu artık almamız lazım. Çok iyi yerleştik. Güzel de bir flash. Construction'ın içerisinde birisi var. Mayer. Engin'le karşılıklı yerleştiler. Yani buradan çıkmaması lazım oyuncu. Bakalım Banana tarafındaki oyuncu bir şeyleri değiştirebilecek mi? O isim Fight. Twist. Çok rahat bir şekilde aldı bu kill'de Engin. Arş tarafında da çok güzel oynadı rakibiyle. Şimdi bu son kill bizi çok rahatlattı Xantares. Bir pop flash ama kendisine geldi. Şimdi Fight'a gidiyor ve bıçakla onu. Gerek yok. Boğazına mermileri gönderince o da düşüyor ve beraberliği tekrar bulduk. Evet 16-16 iyi bir cevap verdik. Hemen kaybettiğimiz roundun üzerine ama hala yeterli değil. Çünkü bizim hani maçın genelini düşündüğümüzde iyi oynadığımız taraf T tarafıydı. Hani buradan mutlaka 2 bile çıkmamız lazım öyle söyleyeyim. Evet. Üç ABP. Enter bulamazsak... Döneceğiz keleşlere. Evet. Mayer ilk dönen isim. Hadi base atmak yerine hani silahları taşıyarak en azından şuraya kadar getirsek. Ya diğer oyuncuya getirse en azından. Mayer şey yapıyor. Servis yapıyor. Servis yapıyor orada. Sizinki hangisiydi beyefendi? Yavaş yavaş yaklaştırdı tabii silahları. Ya artık bunları deniyoruz. Bu kadar küçük şeyleri hesaplamaya başladık. Bakalım short'ta Disco.
İki oyuncular. Bu oyuncuları bir pop flash ile beraber pazı yerleştirdik. O da evet ev tarafına doğru geçti. Şimdi o iki tane molly. Bu iyi oldu. Yani iki tane motofun tek anda harcamış oldular. Ufak bir anlaşmazlık bizim için çok iyi. Bakalım bana ne açılacak mı? Bir yandan da gözüm orada. Fight. Site'e geri çekildi. Tekrar açıldı. Bu arada ağaç tarafını zorluyoruz. Engin'den sanırım bir smoke gelecek ama Kalix boiler'ın içerisinden Pyte'ı buldu. Smoke içerisinde birisi daha var. Engin arkasından mı geçtiler? Nereye gitti bu İçinden adam? İçinden geçtiler. Ağaçtan. Evet, Disco da oradan vurdu. Şimdi Twisten'le bir yardım. Yani bu roundu nasıl buraya getirdik hala anlamadım ama son 20 saniye artık. Çok kritik. Orada timing oldu. Mayer tam yakalayacaktı Twist'i. Şimdi yakaladı. Güzel. 15 saniye. Vurur. Vurur. Pit'i de vurur. Yardım Kalix'ten. Çok güzel. 2'ye 1 pozisyon artık. 7 saniye. Ve gerek Kalix'ten kalmadı. Çok güzel bir sprey. Yani çok kötü bir pozisyonu vardı. Hazır değildi. Ama güzel reaksiyon verip 2-1 ile ilk geri önde kapatmış olduk. Açıkçası dediğim gibi terör tarafında daha fazla round almamız önemliydi overtime'da. Çünkü maçın genelini düşündüğümüzde T tarafında daha koordineli olan, daha iyi oynayan takımdık. Şimdi artık buradan klasik savunma, Zantares'in B tarafındaki zaman zaman piklemeleri, bunları kullanıp iki round'u alalım. Godsend de sabaha kadar oynayacak gibi bir hali var yalnız, hiç şey değil yani. Maçtan sonra işte devam aslında edenler. Bu da çok büyük bir tecrübe Enes, yani hani dediğim gibi 6 saattir aralıksız maç yapıyorlar ve hala makine gibiler. Hani bizim takımlarımızın da mutlaka bu maç kondisyonunu kazanması lazım. İşte onu da maraton getirecek sana. İşte aynen böyle. Her akşam Pro Lig oynayarak, her akşam Pro Lig'in dışında başka turnuva maçlarını ekleyerek, yani üst üste 4-5 map birden yaparak kendini geliştireceksin. Evet, uzatmanın ikinci yarısının ilk roundu diyelim. Klasik savunmamız var. 5 tane M4. Onlarda da Twist AWP görüyoruz. Bu arada Banana'daki oyuncumuz ne zaman geri çekilecek diye bakıyorum. Paz. Yine balkondan yakaladı. Evin içine girdi. Pyte yakaladı. Mayer headshot yemesine rağmen hala canı var. Bir avantajları vardı. Onu da kullanamadı Godsend. Şimdi Kalix ile karşılıklı açı güzel. Bunu beklemiyorlardı çünkü geriden savunma yapıyorduk. Şimdi tekrar agresifleştik. Ama hepsi 4 oyuncu birden mid gelecekler, bir tane evden. Dikkat etmemiz lazım. Önemli bir molotov. Geç kaldı biraz bu Mayer bunu atmakta. Neyse ki smoke. Onunla biraz yavaş yattı short'tan gelen. Boiler'a dolanıyor Hempus. Twist'le birlikte balkona yalnız puzzle. Yalnız nehitler geliyor artık. Backup çağırmamız lazım B'den. Yanına gidecekler. O boiler'daki yanıcı onların işini biraz daha yavaşlatacak. Güzel bir nehit Fred'in kucağına. Bir Goyuz kontrol. 37 can. Hala emin değiller. Ama backup gelmesi lazım abi bizim. Çok ses duyuyoruz. Aa hadi ama Kalix. Kalix. Mid tarafında bakmıyorlar ona. Short'tan çok rahat 2 kill. Disco ile Freddy'nin ama killleri. Şimdi değil ama backup işte. Zora bir sokacak. Aynen. Çok güzel geri dönmediler mi aynı anda? B geliyor. Engin. Poflash'ı hazır. Zantres çıkaracak onun içerisinden. Gönderdi ama hayır. Bu daha mantıklı, daha mantıklı. Saksıya çıktı. Freddy. Görecek Zantres'i ama hayır. Daha erken Zantres davrandı. Uçarak vurdu. Hempus. Çok az yanı var. Bas şu tuşa Engin ve bu roundu da kazanıyoruz. Maç puanına geldik. Son rounda geliyoruz. Yeter. Yani bu kadar stres çekmeye, bu kadar uzamaya gerçekten gerek yoktu. İkinci maç puanı bu. Biliyorsun bir de 15-14'teyken evet, yakalamıştık. Artık buradan iki tane şansımız var. Bir tanesini alalım ve Pro Lig'e doğru gidelim. Zantres'in 38 freyi yine maçı domine ediyor. Bakalım. Hayırlısı. Evet. Round'u başlattık.
Mid'de bir smoke yavaşlatmak için. Onlar banana da yakın. Orada Zantares var. Bağlar Berserker'a. Birinciyi aldı ama trap gelmedi. Şimdi evet. Engin backup çağıracak. Neyse yavaş kaldılar. Biraz netlerini çektiler. Anca atıyorlar. Mayer geldi hemen. Çok da zorlamaya niyetli değiller galiba. Yok yok gelecekler. Hayır. Evet. Evet hayır. Fake diyorlar. Engin'in infoyu vermesi lazım. Seslerin kesildiğini söylemesi lazım. Double fake de olabilir. Evet double fake yatıyorlar. Evden çıktı. Ama işte info var Paz'dan. Bu çok kritik. Yani Paz o infoyu almasa geri dönecektik. Evden çıktı Paz. Şimdi banana tarafında yavaş yavaş kapanı kapatmamız lazım. 3 kişi birden B'de. Hazır halde bekliyoruz. Son round olabilir. Mayer'den pop flash gelecek şimdi. Gönderdi pop flash'ine. Çok yanlış. Güzel. Bu arada smoke yok. Şimdi yanıcının üzerinde kaldı. C4 de düştü. Mayer Freddy Paz yakaladı. Geliyor arkadan Paz. Hadi yakala şunları. Hampus'u yakalamış. Fight'ın çok fazla yapacağı bir şey yok. Twist'le birlikte düşecekler ama düşmeden 2 kill 2-2 kaldık. Bu tehlikeli olabilir. Şimdi C4'ü götürüyor. A dönebilirler. Zaman var. Hemen dönmesi lazım Karix'in. Son sürat depara bastı. Engin de A'ya dönecek. Karix yakalayabilir yalnız. O daha hızlı. Kütüphane tarafından. Twist'in, çok zorlamadı. Twist'in canı çok az. Retake oynamak daha mantıklı. Bomba yok. İki tane şeyimiz var. Kitimiz var. Bomba yok. Pit tarafında yakaladık Twist'i. Son oyuncu da karşısına çıkıyor. Bitirdi. Ve böylece artık takımımız, temsilcimiz Space Soldiers Pro League'de bu nasıl bir rahatlama. Yani evet bugün çok daha farklı geçebilirdi. Çok daha istemediğimiz sonuçlar olabilirdi ama hem mental olarak hem oyun olarak çok hazırmışız. Evet. Ve böylece artık Pro League'de Space Soldiers. Geçen sene kıyısından ucundan evet. Çok da şanssız bir şekilde dönmüştük. Belki geçen sene yapmış olacağız daha iyi